İyi bir özgeçmiş, sizi iş dünyasında rakiplerinizin bir adım önünde tutar. Bu nedenle özgeçmiş hazırlarken alelade bir hazırlık ile basit ve sıradan olması yerine bazı temel hususlara riayet ederek hazırlamakta fayda bulunur. Özgeçmiş yazarken kendimizi en iyi şekilde ifade edebilmek, muhatabımızın bizim artılarımızı rahatlıkla öğrenebilmesini sağlamak ve hoşlarına gidecek ciddiyette özgeçmiş hazırlamak önemlidir. Kişisel bilgiler eksiksiz olmalıdır. Özgeçmiş hazırlarken ilk dikkat edilmesi gereken nokta kişisel bilgilerimizin ve iletişim bilgilerinizin eksiksiz olarak belgenin en başında yer almasıdır. Bu sayede muhatap öncelikle tarafımıza aşinalık kazanır. Burada ulaşılabilecek telefon numarası mümkünse 2 adet verilmelidir. Ekstra olarak mail adresi, başkaca iletişim kanalları ile bazı platformlara üyelik bilgilerinin verilmesi gerekir. Kimlik bilgileri, adres, doğum yeri ve tarihi, kimlik numarası gibi hususların yer alması önemlidir. Mutlaka özgeçmiş örnekleri incelemesi yapın. Fotoğraf mutlaka olmalıdır. Bir özgeçmiş belgesinde kesinlikle bir vesikalık fotoğraf bulunmalıdır. Bu vesikalık fotoğrafın resmi ve ciddi bir kıyafetle çekilmiş, son derece şık ve yüksek çözünürlükte olması, güven ve itibar uyandırır. Eğitim bilgileri ters kronolojik sıralanmalıdır. Eğitim bilgileri yazılırken ilkokul ile başlanıp üniversite ile bitirmek hatalıdır. İlk sıraya en son mezun olunan yer yazılmalıdır. Daha sonra geriye doğru giderek ters kronolojik sıra takip edilmelidir. Üniversiteden mezun olurken alınan not ortalaması, gösterilen başarılar ve verilen belgeler var ise bunlar da özgeçmişe eklenmelidir. Eğitim bilgileri detaylandırılmalıdır. Eğitim bilgileriniz yalnızca okula başladığınız ve bitirdiğiniz tarihler olarak sıralanmamalıdır. Eğitim hayatı çeşitlendirilmeli ve görece dolu dolu bir eğitim geçirildiği izlenimi uyandırılmalıdır. Örneğin eğitim hayatınız boyunca katıldığınız farklı eğitimler, aldığınız sertifikalar gibi bilgilerin yer alması önemlidir. Yüksek lisans ya da doktora yapıyor iseniz bu eğitimi de ilk sıraya yazmalı ve halen devam ediyor şeklinde belirtmelisiniz. Yetenekler ve becerilerden bahsedilmelidir. Özgeçmişinizde sizi siz yapan ve diğer alternatiflerinizden daha fazla öne çıkmanızı sağlayan bir takım becerilerinizi ve yeteneklerinizi de sıralayın. Örneğin takım çalışmasına yatkınlık, baskı altında dahi ve yoğun iş temposunda performans düşüklüğü göstermeme gibi özellikler sıralanabilir. Başvurduğunuz pozisyona ilişkin bazı özel niteliklerinizi ve sizlerin profesyonel gözükmesini sağlayan niteliklerinizi aktarın. Resmi ve çarpıcı bir metin kurun. Özgeçmiş hazırlarken her ne kadar etkileyici olma amacı olsa da önemli olanın içerik olduğunu unutmayın. Bu nedenle özgeçmişinizin çok süslü ve karışık olmaması gerekmektedir. En ideali özgeçmişin bir sayfa olmasıdır. Bunun yanında resmi ve özenli bir yazı tipi belirlemek önemlidir. Genellikle yazınızın okunaklı ve anlaşılabilir olması adına resmi yazı tipi olan 12 Punto Times New Roman kullanmanız faydanıza olur. Ayrıca kağıt renginin, temanın ve hologramın yazının okunaklılığına engel olmaması gerekir. Yabancı diller. Günümüzde başvurduğunuz pozisyon ve çalıştığınız sektör ne olursa olsun bir İngilizce şartı büyük ihtimalle aranıyordur. Bu nedenle yabancı dillere daha çok özen göstermek gerekmektedir. İngilizce özgeçmişinizde yer almalıdır. İngilizcenin yanı sıra başkaca yabancı dil biliyor iseniz bu dilleri de bilme derecenize göre sıralayabilirsiniz. Ayrıca girdiğiniz yabancı dil sınavlarını ve gittiğiniz dil kurslarını da eklemek avantajlı olacaktır. Referanslar. Her özgeçmişte mutlaka ortalama 2 referans bulunmalıdır. Referanslarınız sizin hakkınızda iyi ve öne çıkan özellikleriniz konusunda işverene güven verici açıklamalarda bulunur. Bununla beraber referanslarınızın iletişim bilgileri eksiksiz olarak yazılmalıdır. Hobiler. İş hayatı dışında sosyal hayatta da aktif olduğunuz izlenimini verebilmek için edindiğiniz hobilerden bahsedin. Bu sayede aktif, sosyal ve girişken bir insan olmanızın yanı sıra vaktini planlı ve değerli bir şekilde geçiren bir kimse izlenimi uyandırırsınız. Son olarak da bir özgeçmişte bulunması gereken nitelikler arasında başvurduğunuz pozisyonun ne kadar istediğiniz ve uzun vadeli kariyer hedeflerinizin keskinliğine, bilinçliliğine ilişkin kısa bir paragraf bulundurun.